Merhaba arkadaşlar. Daha önceki örneklerde bütün dünyada tek bir banka olduğunu varsaymıştık. Gerçek dünyada tek bir banka olmadığını biliyoruz. Birden fazla bankanın olduğu bir dünyada neler olur? Dilerseniz bu örneğimizde bunu inceleyelim. Buraya 3 bankanın bilançolarını çizdim ve bunlar rezerv para birimi olarak altını kullanıyorlar. Önce size dilerseniz çizdiklerimi göstereyim. Bu ilki böyle ve bu da sonuncusu. Bilanço'nun ne olduğunu hatırlayalım. Bilanço firmanın o anki mali durumunu gösteriyor demiştik. Sol tarafta aktifler, sağ tarafta buraya kadarki kısma kadar yükümlülükler var ve kalan kısımda öz kaynaklar. Bilançoların hepsinde öz kaynak kalemini mavi renkle gösterdim. Binaları kahverengi ile gösterdim. Sarı ile gösterdiklerimde bu bankaların altın rezervleri yani çilçil çil altınlardan bahsediyorum. Bu satırların her birisinde bankanın diğer aktifleri yer alıyor. Örneğin girişimcilere kullandırdıkları krediler olabilir. Diğer bankalar nezdinde bulunan hesapları olabilir. Mevduatlar biliyorsunuz banka bilançosunun pasif tarafında yer alıyor. Buradaki yeşil çizgilerde değişik vadeleri sahip mevduatları belirtiyor. Müşteriler gelip vadesiz mevduat hesaplarına para yatırmışlar ve vadesiz mevduat hesaplarından çek yazabiliyorlar. Bu banka ayrıca banknot ihraç etmiş. Bu banknotun sahibi olan kişiler banknotu geri getirdiklerinde karşılığı kadar altını bankadan geri alabiliyorlar. Ortadaki bankanın bilançosundaki yeşil alan bu bankanın banknotlarını gösteriyor. Ve bu bankanın bilançosunda mor renkli alanda bu bankanın bastığı banknotlar. Buradaysa beyaz renkle gösterdim. Unutmayalım bu dünyada sadece 3 tane banka var. Bilançolara baktığınızda herhangi bir problem görüyor musunuz? Mesela benim gözüme ilk çarpan Bankaların birbirinden farklı rezerv oranlarına sahip olması. Hatırlarsanız eğer bir önceki videomuzda kamu otoritesi tarafından düzenlenmiş bir bankacılık sektöründen bahsetmiştik ve bankaların tümü aynı zorunlu karşılık oranını ayırmak zorundaydı. Ancak bu örnekte daha ilkel bir dönemdeyiz. Bu bankaların her birisi sahibinin belirlediği oranda rezerv ayırıyor. Belki bu banka mevduatlarının yüzde sekizi oranında rezerv ayırıyor. Yani her yüz altından 8 tanesini rezerv olarak ayırıyor. Belki bu banka daha tutucu, yüzde on oranında rezerv ayırıyor ve bu banka da yüzde on oranında rezerv ayırıyor olsun. Yani her bankanın ayırdığı karşılık, yani rezerv oranı farklı. Yazalım, farklı karşılık oranları mevcut Yani, farklı rezerv oranları ayırmaları değişik sonuçlara yol açabilir Şimdi rezerv oranı, yüzde 12 olan bu bankayı düşünelim Müşterilerin uzun süredir güven duydukları bir banka olsun bu Yani ne zaman paralarını çekmek isteseler hemen gelip geri alabiliyorlar. Yani bu banka çok güvenilir Ama bu banka yüzde 8 rezerv oranına sahip Belki bir gün yani aynı günde tüm müşteri mevduatlarının %9'u geri istense bu banka ödeyemeyecek. Ama bu %12'lik bankaya bakarsak hesaplamasını daha iyi yapmış. Yani bir günde %9'unun çekilebileceğini düşünmüş, rezervlerini daha yüksek oranda %12 olarak belirlemiş. Bu rezerv oranını %8 olarak belirleyen banka Rezervleri daha düşük seviyede belirleyerek topladığı kaynağın Daha büyük bir kısmını kredi vererek kullanmayı ve dolayısıyla Daha yüksek kar elde etmeyi hedeflemiştir Diyelim ki bir gün çok sayıda müşteri parasını geri istiyor Ve rezerv oranı düşük olduğu için bu bankada tüm ödemeleri yapamıyor Bu durumda müşterilerin tümü korkuyor ve paralarını çekmeye çalışıyorlar. Bu bankada yaşanan sıkıntı tüm bankacılık sektörüne karşı olan güveni zedeliyor. Moody'ler diğer bankalardan da paralarını çekmeye çalışıyorlar. Düşünürseniz aslında diğer banka son derece sağlam, müşterileri paralarını istediklerinde geri ödemeyi yapabilecek yeterli düzeyde nakit rezervini elinde tutuyor. Bu gerçekten üzücü bir durum. Bir diğer üzücü durum da şu, bu bankanın sadece %1 fazla nakit rezerve ihtiyacı vardı. Eğer ihtiyacı olan bu yüzde biri, diğer bankalardan birisinden borç alsaydı bu bankacılık krizine sebep olmazdı. Diğer bankalarda sistematik bir riske maruz kalmayı önleyebilmek için ona borç verirlerdi. Bu banka kendine bir problem yaşatmayacağı sürece bu bankaya borç verebilirdi. Dilerseniz bunu yazalım Bankaya akın yani bir bankaya akın olması bütün bankaları etkiliyor Müşteriler korktuğunda ve panik içinde paralarını çekmeye başladığında Bundan sistemdeki tüm bankalar kötü şekilde etkileniyor Bir tek zayıf halka tüm zinciri zedeleyebiliyor bu anlattıklarım tarihte pek çok kez yaşanmış, modern dünyada ise bu tarz krizlerin yaşanmaması için alınmış çeşitli önlemler, getirilmiş regülasyon ve kontroller var. Başlangıçta her bir banka kendi banknotunu basıyor. Bu banknotlar para birimi işlevi görüyor ve her banknot birbirinden farklı. Mesela bu banka beyaz, bu banka mor ve bu bankanınki ise yeşil renkte olsun. Bu renkte banknot basıyorlar. Yani para çeşitliliği karışıklık yaratıyor burada. Bankaların banknotları alınıp satılırken aynı günümüzdeki para birimlerinde olduğu gibi farklı değerlerden işlem görüyorlar. Maddi açıdan zora düştüğü düşünülen bir bankanın banknotu değer düşüyor. Örneğimizde sadece 3 banka var ancak bir ülkedeki banka sayısının bundan çok daha yüksek olacağını düşünürseniz farklı banknotlarının yaratacağı karışıklığı da tahmin edebilirsiniz. Bir sürü farklı para birimi olur, sürekli birbirlerini çevirmekle ve bunların değerlerini takip etmekle uğraşılması gerekir. Bankalardan birisi iflas ederse o bankanın bastığı banknotlar geçersiz hale gelir. Yani tüm sistem kötü etkilenir. Para birimi yerine kullanılan bu banknotların sürekliliği yok. Yazalım, tutarsız para birimi. Peki bütün bunların çözümü nedir? İşte yaşanan bu olumsuzlukları önlemek için bazı düzenlemeler yapılıyor. Örneğin devlet tüm bankaların ayırmaları zorunlu olan karşılık oranını belirliyor. Evet, bunlar zorunlu karşılık oranları. Örneğimizdeki devlet tüm bankaların mevduatlarını %10'a kadar nakit rezerv tutmalarını zorunlu kılabilir. Peki bu bankaların ne kadar zorunlu karşılık tutmaları gerektiğini devletin hangi kurumu yapacak? Bunun için doğal olarak ayrı bir kuruma ihtiyaç duyuluyor. Müşterilerin panik halde sağlam problemli ayrımı yapmaksızın tüm bankalardan para çekmeye çalışmalarının nasıl önüne geçebiliriz? Özellikle de Bankalardan birisinde bir diğerine kredi olarak verebileceği fazla nakit olduğunu düşünürsek nasıl bir sistem oluşturulabilir? Bir sürekliliği olan, karışıklık yaratmayan bir para birimi oluşturabilirsek işimiz tamamdır. Tutarlı bir para birimi oluşturabilmenin tek yolu bir tek bankanın olmasıdır. Yani para basan tek banka o halde yeni bir kurum oluşturuyoruz. Kurulan bu yeni kurumu rezerv bankası olarak adlandıralım. Bu bilançolardan birini kopyalayalım. Yani günümüzdeki Merkez Bankası. Bu bankalar bir araya geliyorlar ve altın rezervlerini saklamak üzere bu merkezi rezerv bankasını kuruyorlar. Bankaların üçü de altın rezervlerini bu bankada saklayacaklar. Bu ilk bankanın altın rezervi. Dilerseniz diğerlerini de çizelim. Evet, üçüncü de burada. Bilançolarının aktifinde duran altın rezervlerinin yerinde artık ne olacak? Hemen cevabını veriyorum. Merkez Bankası'ndaki vadesiz hesapları olacak bu bankaların. Bu buradaki bankanın, bu ikincinin, üçüncünün de burada. Ve Merkez Bankamızın bilançosu artık Böyle görünüyor. Merkez Bankası kurmamız, altın rezervlerinin burada saklanması, bankaların hepsine aynı anda olabilecek para çekme paniğini önlemede işimize yaradı. Merkez Bankası aynı zamanda sektörü düzenleyici fonksiyona sahip. Bu arada Merkez Bankası aynı zamanda sektörü düzenleyici bir fonksiyona sahiptir. Diyelim ki bu bankadan o gün müşteri paralarının %11'i geri çekilecek. Bu banka Merkez Bankası'na giderek onun kontrolü altında nakit fazlası olan bir diğer bankadan fonlama sağlayabilecek. Banknotların güvencesini oluşturan altın yani sistemdeki altının tamamı artık tek bir merkezde saklanıyor. Peki sistemde pek çok bankaya ait değişik banknot bulunması konusunu nasıl çözebiliriz? Bakalım, eğer devlet kanun çıkartır ve bundan sonra her banka kendi banknotunu basmayacak, bu ülkede sadece Merkez Bankası banknot basmaya yetkilidir derse bu işte çözülmüş olur. Diyelim ki ortadaki bu banka Merkez Bankası'nda saklamaya başladığı altın rezervleri karşılığında değerin yarısını Merkez Bankası nezdindeki vadesiz hesabında tutabilir, yarısını da Merkez Bankası banknotu olarak alabilir. Yani Bunlar sadece Merkez Bankası tarafından basılabilen banknotlara dönüştü. Artık ülkede geçerli olan tek para birimi bu banknotlar. Yani sürekliliği olan para birimi konusunu da çözdük. Şimdi problemlerimizin ikisi çözüldü. Bundan sonra neler olur onu düşünelim. Bu bankaların rezervleri artık altın değil. Ülkedeki tüm kişiler artık aynı banknotları kullanıyorlar altın külçeler de bir yerde toplandı, şimdi Merkez Bankası'nın kasalarında saklanıyorlar. Artık bir merkez bankası var, yani ülkenin para birimi olan banknotları basan, sistemdeki tüm altın rezervini tek bir yerde saklayan, sistemdeki zorunlu karşılık oranlarını belirleyen bir merkez bankası. Zaman geçtikçe kişiler alışverişlerinde altın kullanımını bırakıyorlar ve Merkez Bankası tarafından basılan bu banknotları altınla eş değerde görmeye başlıyorlar. Dolayısıyla eğer bir müşteri parasını yatırdığı bankadan geri almak isterse, bu banka artık altını geri vermeye çalışmıyor, ödemeyi Merkez Bankası'nın banknotuyla yapabiliyor. Ama artık bir tek para birimi var, o da Merkez Bankası'nın bastığı para. Neyse süremin sonuna geliyorum ve sanırım bugünlük yeterince banknot ve rezerv dedim. Umarım bu konuyu ilginç bulmuşsunuzdur. Bir sonraki videomuzda altın standardı konusuna değineceğiz ve bunun günümüzdeki merkez bankacılığıyla bağlantısını kuracağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.